Geçtiğimiz haftayı 1375 lira civarında kapatan altın yeni haftaya 1370 lira seyrinde başladı. Peki ilerleyen dönemlerde altın sektöründe bizleri neler bekliyor? Altın son 45 günlük seyrini devam ettirirken Rusya ile Ukrayna gerginliği ile birlikte yukarı yönlü hareket etmeye başladı. Bunun da etkisiyle ons 1800'den 1900'e kadar yükselmişti. Güncel olarak ise Joe Biden'ın dün akşamki açıklamasıyla birlikte ONS'ta biraz gerileme söz konusu oldu. 1900 iken 1890'a kadar düştü. Bu da altın fiyatlarının nabzını düşürdü diyebiliriz. çeyrek altın en son 1375 liraya kadar çıkmıştı. Şu anda 1365 liradan alıcısını bulmakta. Cumhuriyet altını 5700 liradan. Gremses'e şu anda 13700 liradan alıcısını bulmakta. Dolar 13.30 seviyesindeyken euro 15.5 seviyesinden alıcısını bulmakta. Bu seyir sakin seyir devam ediyor. Önümüzdeki Fed toplantısı var. O toplantıya kadar da bir haber söz konusu değil. Fed'in faiz kararında 0.25'lik bir artış fiyatlıyor aslında. Bu da ons fiyatlarına yansıdı. Yani satın aldı diyebiliriz. Bundan sonra da Yukarı yönlü hareketler gözlenebilir. Yatırım tavsiyesi olmadan söylüyorum bunları. E, FED faizin arttırmasından sonra e, önümüzdeki yıl yani bu yıl aşağı yukarı 5 ya da 6 civarında bir faiz arttırımı söz konusu olacak. Tabii bu da fiyatları ONS bazında yukarı yönlü hareket ettirebilir. Sevgililer günde bir hareket söz konusu oldu. Fakat bundan sonra da e, nişan e, işleri olan e, Gençlerin dönemi başlıyor. Nişanları olan tabii alyanstır, yüzüktür. Bunların devamı gelir. O sakin dönemi geride bıraktık diyebiliriz. Bundan sonra da nişan telaşesi bizleri bulacak diye umuyorum.